Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, şirketinin Kasım ayı genel siyaset gündemi araştırmasını yayınladı. 21-26 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırmaya 2460 kişi katıldı. Ankete katılan kullanıcılara bugün seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. %10.1 oranında olan kararsızlar dağıtılınca AK Parti'nin oy oranı %33.2, CHP'nin oy oranı %26.4, İyi Parti'nin oy oranı %13.4, HDP'nin oy oranı %11.5, MHP'nin oy oranı %8.6 oldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce sadece 3 parti barajı geçebiliyorken, orantısal dağıtım sonrası 4 partinin barajı geçtiği görüldü. Araştırmaya katılanlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olmaları durumunda siyasilerin şansını nasıl değerlendirirsiniz sorusu da soruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olursa kazanır diyenlerin oranı %44.3, kaybeder diyenlerin oranı ise %40.3 çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünenlerin oranı %43, kaybedeceğini düşünenlerin oranı ise %46.5 olarak belirlendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylığı için %42.1 kazanır, %45.6 kaybeder yanıtını verdi. AKP'den ayrılıp DEVA Partisini kuran Ali Babacan'ın adaylığı ile ilgili ise ankete katılanlar %30.9 kazanır, %48.9 kaybeder dedi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığına %3.2 kazanır, %92.4 kaybeder yanıtını verdi. Ankette 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdülatif Şener ve İlhan Kesici'nin de aday olma ihtimalleri soruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'a değerlendirmeleri istenen katılımcılardan sadece %9.8'i istifaya üzüldüğünü çünkü başarılı bulduğunu belirtti. %90.2'si ise Albayrak'ın başarısız olduğunu ve istifa haberine sevindiğini ifade etti.